Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Nest Emulator isimli uygulama tanıtacağım. Yani aslında uygulama değil, adı üzerinde emulator. Peki Nest neydi? Nest Nintendo Entertainment System olarak geçiyor. Yani Nintendo eğlence sistemi. Yani bizim bildiğimiz tabirle Atari. Atari yani. 8 bitlik Atari Nintendo Nest olarak geçiyor. Peki emülatör ne? Emülatör de hani ait olmadığı bir sistemi, bir kodu, bir programı ait olmadığı yine bir uygulamada ortamda çalıştıran ara birimlere emülatör deniyor. Lan cümleyi kuramadım. Hani şöyle izah edeyim. Atıyorum iOS'a uygulama geliştiriyorsunuz. Yani Apple için bir uygulama yapıyorsunuz iOS market için. Fakat Apple bilgisayarınız yok. Hani Windows üzerindesiniz. Ve bir işte macOS emülatörü kuruyorsunuz. Sanki yani bilgisayarınızda Mac varmış gibi işliyor. Uygulamayı orada yapıp Apple Market'e, App Store'a yükleyebiliyorsunuz. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Şimdi oyunda reklam çok fazla var. Yani bu reklam bitmiyor ve hani şurada yön tuşlarında ve burada ben sürekli reklama tıklamadan önce şu sistemi çözeceğim. Kapatacağım Wi-Fi'yi. Wi-Fi'yi kapatsanız bile burada kalıyor. Şunu da kapatacağım. Nerelere bastım? Neyse, şurada John Nest Lite diye bir şey var. O da farkındaysanız ikon bile listenin aynısı. Engin evladı screenshot'u alıp direkt ikon olarak basmış. İnsan bir Atari materyal resmi falan çizerdi. Neyse 64 tane oyun var. 64 in one diye geçiyor ama yine kazıklamışlar. 53 tane var. Geri kalan hepsi işte süper bilmem ne. Süper kürek, süper kürek. Şarjım bitiyor bu arada. Evet, nereden başlasak? Nasıl başlasak? Şöyle Tetris ile başlayalım mı? Start şu. Şurada bir tane tuş var. Belki görebiliyorsunuz. Aynen görüyorsunuz. Start bu. Select bu. İşte zıplama, ateş. AB'yi biliyorsunuz zaten. Evet. Biliyorsunuz Tetris Rusların oyunu. Moskov. Kremlin Sarayı. Tamam. Tamam. Level 0. 0. Silence. Evet böyle böyle. Gerçi bu. İşte oyundaki bak şu tuşu da itti. Şu tuş olarak yaptı. Oo uzun çubuk. Gitti. Fırsatları idare. Şu oyunda işte sadece emülatör olduğu için çıkamıyorsunuz. İlla böyle kapatacaksınız tekrar. Şuradan tekrar hepsini kapatacaksınız. Sonra yine bir oyuna lisans agreement falan diye bu reklamlar da yeni çıktı. Yemin valla. Hani biz de uygulama yapıyoruz. Biz de reklam yapıyoruz da böyle çocukluğu yapmıyoruz ama. Bu bayağı yakça bir şey. Hani her yerine basıyorsunuz abi reklamın. Kaçışınız yok. Hani ben bile o kadar reklama tıklamadan atlayan bir insanım. Şöyle bir şey var. Oyunu yapan adam reklamı koysun da lan emülatör işte adam. Sen, Mario üzerinde nasıl para kazanırsın başka? Eşek. Şöyle oluyor bizler hocam. Hani atıyorum 10 gösterimde bir reklam çıkıyor bize anladınız mı? Hani bizi öyle ayarlıyoruz. Onu ayarlayabiliyorsun. Bu her yerde her dakika non-stop reklam koymuş. Şimdi en sevdiğim oyun. Bayılıyorum bu oyuna. Hadi bakalım. Çalısın çırpasın kim? Şurası ısınınca motor. Motor yukarıda mı kaldı? Hunharca gülen adam. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Hadi bir daha. Hey maşallah. Hey maşallah. Yardır 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 yardır. Şöyle biraz fazla geriye basınca takla atıyor. En sevdiğim oyun buydu benim. İşte Atari'de biz tabi bu günleri gördük, şanslıydık. Aranızda göremeyen arkadaşlar da var. Biz, yani benim doğduğum tarihte falan herhalde piyasaya çıktı bu Nest'ler. Zaten işte 1985-88 arasında 50 milyon adetten fazla satmış. Hani bu o zamanlar için. Uzay icadı yani bunlar o zamanlar için.
Muazzam bir rakam. Şimdi herkesin önünde şey var. Gerçi şöyle bir şey var. Yani dünyayı kasıp kavuran en büyük oyunu da bildiğiniz gibi Flappert. O da 8 bit oluyordu. Yani yeri geldiği zaman eskiye dönüş yapılıyor. Ya ben şimdi bu oyuna girdim de lan geri çıkamam ya. Çok üşeniyorum ya. Ay s***** yapacağın emülatörün de anasını avradını s***** En tav olduğum şey. Hani mobil oyun yapan varsa aranızda onları söylüyorum. Böyle basınca şuradan çıkamazsınız abi oyunlarda. Şöyle komple çıkmanız lazım. Bizim çoğu hemen oyun yaptığını zannedenler falan da oluyor. Hemen editliyor gömüyorlar markete. Abi oyundan şuna basarsın. Çıkmak istiyor musunuz? Evet, hayır çıkar oyunda. Hani onları koyun o maddeleri. Ona dikkat ederler. Tuşları çok ufak geldi. Gerçi şöyle bir şey var. Bu tabletin çözünürlüğü sanat bir tablet çözünürlüğü değil. Hani tanıtmıştım zaten daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Hani 1080p biten telefon ya da 720p bir telefonda daha da çok ele avuca oturur gibi geliyor. Şöyle Bros diye bir oyun var. Bros 2. Super Mario Bros mu acaba bu? Evet, tahmin etmiştik. Bu da böyle bir a**ım diye yemedim. Dünyayı peşine taktı sürükledi. A**ım tesisatçı sen. Ha, ustalığı var mı bilmiyorum. Ustalığını daha görmedik. Belki banyonun tuvaletine a**a koyuyor herif. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ah, size grafikerlik nasıl olur? Bak adam bulutu çizmiş. Adam demiş abi çalı çırpı lazım. Ya s**a demiş almış bunu buraya yapıştırmış. Yeşile boyamış. Al sana çalı çırpı almış. Tam bir üşengeç. Türkmüş herhalde. Aha. Burada da hak var biliyorsunuz. Şuradan çiçek mi alacaktık ya? Neyse kaç yıl geçti hala ezberledik. Ezberledik a**ım. Al ezberledim. Ya kafası. Kendime kızıyorum bu arada. Küfürü kendime ettim. Arkadaşlar hani şimdi... Hay a**eceğim. Yani şu emülatörün hani mantığı ne? Alacaksınız bir tane Bluetooth kulaklık diyorum hala ya. Şey, joystick. Bağlayacaksınız bu cihaza. Öyle tıngır mıngır oynayacaksınız arada bir. Öyle eğleneceksiniz. Yoksa bu tuşlarla sinir harbi oluyorsunuz. A**kodum tabletini kırasım geliyor benim. Bak basıyorum ağzı zıplamıyorum. A**kodum çocuğu. Bir de bunun yeşili vardı Mario'nun. Aha, ah götüne girdi. Luigi. S**lenmeyen Luigi. Neyse çıkalım bundan da. Başka oyun var mı? Benim en sevdiğim oyunlar işte Exit by... S**lem reklamını g**lama ya. Tövbe tövbe. Tank. Bayılıyordum tanka. Hatta şöyle bir tane tanktan map yapayım mı? Construction vardı. Ha işte. Tabii şöyle aşağı yukarı değil. Eski atölyeler biliyorsun. Select'le. Menüler arasında gezerdik. Şurası. Şurası Select. Burası start. Tekrar start'a basacaksınız. Başlıyor. Kuşu koruyacaksınız. Kuşu herkes korusun. Herkes kendi kuşunu korusun. Şu A'ya basınca tek tek, B'ye basınca basıltınca ikili ikili atıyordu. Atma bunu okuyun. Ha, hızlı hızlı. Bu o değil. İkisini de hızlı hızlı atabiliyor. Son. İki tuşu da aynı. A**kodum yön tuşları. Ay gördü. Çocuğu ya. Gel gel. A**kodum seni. Çocuğu. Lan kaçtı. Kaçtı. Kuşa gidiyor. Kuşa giriyor. Girme. Ya a**kodum. Çocuğu zedeledi orayı ya. Yaraladı. Kartal ağır yaralı. Nerede? Her maçta kırmızı kart görüyorlar ya. A**kodum. Göre. A**kodum çocuğu. A**kodum. Yaş. Bir daha oynayacağım şimdi. Beyler işte özetle iOS'ta yok. Tabii ki de olması beklenemez. Android'de var. Bu uygulama var Android'de. Bize eski günleri gösteriyor. Yani eski günler tabii bizim zamanımızdaki günleri yad etmemize sağlıyor. Sağ olsunlar. Akıllıca bir şey koymuş ama her yere reklam basmış. Şey hani hunharca reklam basmış. Hun konuşamadım da. Hunharca reklam basmış. O da biraz gibi olmuş. Ama onun dışında hakikaten şöyle bir kol bağlasak Bluetooth'la falan bayağı zevk alacağımız bir şey. Hani şu tankı iki kişilik oynamanın keyfi bizde paha biçilemezdi. Hatta yıldız çıkardı böyle can çıkardı. Tam ben almaya koşardım. Bir arkadaş şuradan böyle önümü kesip alırdı yıldızı. Ben de böyle sinirlenirdim. A**k
oynayıp tank şey kartalı vurup kendi kendimizi yakardım. İşte yapacak bir şey yok. Engelleyemiyorsun yani. Şöyle bir oynayalım hızlı hızlı. Bunda bölüm yapardık biz kendimiz. O construction kısmından. Kartalı komple metalle kaplardık. İşte sadece şu arayı açardık. Biri oradan biri buradan tık 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 ateş ederdi. Kim gelirse geberdi anasını satayım. Bizim de bundan zevk alırdık salak gibi. Maldık işte o zamanlar çocuğuz. Anana vurdu tank gibi. Hoppa yıldız geldi. Çabuk almam lazım. Alamazsam ağzını çok güzel be. Yıldızdayken bir kere ölme hakkımız vardı herhalde. Anan, işte bir kere ölme hakkımız var. Yürü yürü. Orta açtı. Orta geliyor. Koşu yolunu attım yemeydim. Süre çıkınca da dondurdu bunları. Ay s**eyim. Ne oynadık ya şunları gece gece. Sonra annem geldi, adaptör ısındı falan diye korkuturdu, evi yakacağını diye. Yemin ediyorum ne gerizekalı çocukmuşuz lan. Gerçi biz de sonra akıllandı birkaç sene sonra. İlk başta deli gibi korkuyorduk biz bu aletlerden. Sonra buzdolabına falan koyuyorduk adaptörü. Manyak s**eyim. Suyun olduğu yere konur mu elektrikli alet işte. Akıl s**eyim değil, herkese sokamıyorsun. O çocuktuk o zamanlar. Hadi yavrum. Çipet pet. Hadi s**tir git. Ha. Kimle kapışıyorsunuz oğlum? Kırıldı ya bir şey o. Düştü. Neyse. Bizi Webtekno Facebook adresinden takip edebilir. Webtekno Twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ki bana hani düzgün sorularınızı buraya sorun. Saçma sorularınızı teknoloji yatağı Twitter adresinden sorabilirsiniz bana. Webtekno YouTube kanalına abone olun. Hemen video gelir gelmez haberiniz olsun. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Her yere reklam basmış o çocuğu. Mario'dan üzerinden para kazanıyor. Her yere reklam basmış. Reklamı kapat, interneti kapatın öyle oynayın.